Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes. Bugün 22 Nisan 2020 Çarşamba. Herkese çok güzel, çok mutlu, huzurlu bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Mustafa Aşman'a ve tabii ki Katriye İnatçı'ya, Necdet Mavi Gözlü'ye, ilk onlara günaydın diyerek Musa Önder Onbaşı'm. Ta Musa Önder Onbaşı eskiden güvenlik kuvvetlerinde onbaşıydı. Şimdi İngiltere'de otobüs şoförü, çok değerli bir kardeşimiz. Onu gördüm sabah sabah burada. Sevgilerimi iletiyorum, saygılarımı iletiyorum herkese İngiltere'de yaşayan bütün kardeşlerimize. Mustafa Aşman, Ercan Ergün, Kemal Osman Ceyhanlı. Yoğun sis varmış. Yoğun sise uyarıyor herkesi tabii ki. Trafiğe dikkat, çıkmıyor kimse zaten. Sisi seyredelim. Sis güzelliktir. Bugün sis varsa, eskiden öyle derdi dedem, sıcak olacak hava oğlum, ay oğlum, ay oğlum derdi. Ercan Ergün, Cuma Gül Muradova, Erkan Erçık'a Pileli Türkleri ölüme terk etti bu idare diyor. Erkan Erçık'a kardeşim. Ekrem Gazi Özuysal, Raif Erdal, Davut Acemoğlu. Davut Acemoğlu günaydınlar abi, iyi yayınlar demiş biz de ona. Selamlarımızı Emine Sönmez, Bozat Fatoş Kerimoğulları, Okan Erdemsiz ve Güren Tilki. Neredesin be Tilki? Tamamsın Mehmet Şenler kardeşim, günaydınlar. Evet, evet, bugün 22 Nisan 2020 Çarşamba, yarın 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tabii ki şimdiden kutlu olsun tüm çocuklara söyleyelim. Emel Boydaş, Kubilay Güler'e de selamlarımızı iletelim. İngiltere'ye selamlarımızı iletmiştik. İngiltere'de ölü sayısı, Kıbrıs'ta Türk ölü sayısı 72 oldu. Çok üzücü tabii ki bu. Bir haber kanalı isimleri yayınlıyor. Yabancı bir haber kanalı mıdır? Kıbrıs'la ilgili bir haber kanalı mıdır? Pek anlayamadım ama adında Kıbrıs olan bir haber kanalı. Cyprium News diye. 72'ye yükseldi İngiltere'de yaşamını yitiren kardeşlerimiz. Burada 72 tane isim var. Ahmet Raşit Elmaziye Kanlı, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül diye bir isim var sadece, Mehmet Abdurrahman, Osman Tarzan, Doğan Konkurt Ahmet, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Safi Levent, Layke Nemes Hüseyin, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Ahmet Tayyip, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Hani, Hani bal anlamında, Allah rahmet eylesin, Tayfun Salih, Ahmet Kamil Osman, Mehmet Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Salise Tolgay Demirağ, Türker Enver, Hilmi Mix, Rıfat Hasan Rezvan, Hüseyin Kavaz, Yusuf Ramadan, Ersin Mehmet Soyalan, Şakir Cemal, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Ergün Osman, Emine Aziz, Yaşar Usta, Ayşe Ali, özür dilerim, Ayşe Ali, İbrahim Muharrem, Sare Terk, Salih Hani, aynı soyadı, Aynur Hüseyin, Özcan Aygın, Ferhat Hakkı, evet, Hüseyin Ahmet, İbrahim Mercan, Mustafa Enver, Ferhat Hakkı, çok 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 sevdiğim, çok değerli bir eski Erenköy mücahidi ağabeyimizdi Ferhat Hakkı. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun. İbrahim Mercan, Mustafa Enver, İsmet Ramadan, Burhan Mustafa Sultan Şevket, Erbay Yılmaz, Erdal Yılmaz, iki kardeş. Mustafa Şükrü, Ekrem Hasan, Hüseyin Yusuf, Mehmet Emirzade, Hüseyin Türkan, İsmail Özbarış, Ahmet Ömer, İsmail Özbarış, değerli ağabeyimiz. Allah rahmet eylesin. Ahmet Ömer, İbrahim Özgür, Hüseyin Türkan, tekrar söyleyelim. Hüseyin Türkan'ın bir kez daha ismi çıkmış burada ama herhalde başkadır. Çünkü 60 ve 64. sıradaki isimler aynı.
72 diyor ölüler için. Fikriye Emir Halil, Sonya Kaygan en genç odur 25 yaşında. Hasan Semal, Rahmi Mustaşi ya da Mustaş, Ayten Yusuf, Hilmi İbrahim, Hüseyin İbrahim. Evet, aynı isim iki kez yazılmış olabilir. Ölüler 71 mi, 70 mi? Sevgili Osman Zorlu bir mesaj gönderdi. Hüsnü Kişi ağabeyim paylaşmış. Şu anda onun paylaşımı ölüler 82 kişi. 82 ölü var diyor. Ne yazık ki biz 72 diyoruz. Buradan 82 çıkıyor. Ve Türkiye kökenli ölen kardeşlerimiz 37 kişi İngiltere'de. Allah tümüne rahmet eylesin. Allah tümüne ailelerine başsağlığı diliyoruz tabii ki. İngiltere'de dün gazetelerde bir haber vardı. Çok önemliydi bence bu haber. Murat Gökçe, hocam günaydın. Mehmet Coşkaşılı, Raif Toluk, Mehmet Şenler, günaydınlar. Oral gelen. Allah hepsini gani gani rahmet eylesin diyor. Amin. Salih Demirkent, Lefkoşa sokaklarında insanlar yollarda, artık evde kal, psikoloji bozuldu diyor. Aldın mı yumurtacıkları diyor Yaşar Aracı. Aldım, sen buldun mu motoru? Su motorunu çaldılar Yaşar'a. Evet, İçim Nadiri günaydınlar. Hidayet Ali Sarı günaydınlar. Cengiz Gusella günaydınlar. Orhan Mutimol günaydın güzel Kıbrıs'ım demiş. Biz de Orhan Mutimol kardeşime, Osman Zorlu Çavuş'uma, Cengiz Topel Hastanesi nöbet ekibi olarak seni selamlıyoruz. Kalbi güzel adam Biricik Serhat abim, yayınlar Nur Çincirli. Günaydın sevgili yeğenim, doktorum. Yarın da doğum günündür. Şimdiden kutlamış olalım. Necmettin İşgey, Nazime Abdullah günaydın, iyi yayınlar. Türe Arap Umut, günler aydın olsun abim. Bugün yüzünde bir gülümseme var. Evet, bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan yarın, ama olsun, ben bugünden girdim o havaya. Urungu Ulutu Gardatçığım günaydın. Emel Boydaş günaydınlar. Sait Kumru günaydın. Şeyhülislam, Allah insanlara koronadan korunma versin diyor. Allah korusun, dualarınızı eksik etmeyin diyor Şeyhülislam olarak, Kıbrıs Şeyhülislam olarak tabii. Müftü hocamızın da affına sığınarak biz şaka yapmaya çalışıyoruz, ama yarın akşam teravih namazı da kılınacak. Allah oruç tutan, inanan herkese oruçlarını kabul etsin, dualarını kabul etsin. Şimdiden biz ilk bir söylemiş olalım. Konce Nadir günaydın, Lefke'den sevgiler, biz de Lefke'ye sevgilerimizi iletiyoruz. Ata Tecimer günaydınlar Ata abi, nedir durumlar, her şey yolundadır inşallah. Kısmet İzanoğlu günaydınlar. Londra'da hayatlarını kaybedenlerin mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar versin. Üzgünüz, bu korona tüm dünyayı mahvetti diyor Nazım Abdullah. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Ali Polat, Mustafa Karataç, Altan Karakuş, Serkan Benzinci günaydınlar kardeş. Altan Karakuş, nedir durumlar, gayıpsın, açılmadı kapılar, da o taraftasın. Hasan Hüseyin Tatlı günaydınlar. Ömer Alkan, Gün Bey o güncüğüm yumurtalar, Gün Bey günaydın. Günaydın Serkan Benzinci bir kez daha. Efendim, sevgilerimizi, saygılarımızı herkese iletiyoruz. Ev yapımı maskeler yayılmayı yavaşlatıyor. İngiliz uzmanların tespiti bu, çok önemli. Ama İngiliz uzmanların Oxford Üniversitesi'nde bugün bütün İngiliz gazetelerinin ön sayfalarında bu haber var. Aşı bulundu. Yani ilk defa yarın insan üzerinde deneyecekler. Keşke orada olsam gönüllü olarak, para da istemem. Gerçekten bu aşıyı yerdim. İşe yararsa yarayacaktı, yaramazsa biz de hasta olacaktık bir şekilde. Bakallar makallar da bize diye düşünüyorum. Tarkan Sabit bize Teknecik'ten günaydın diyor. Biz de ona Teknecik'te çalışan, Kıptek'te çalışan, bütün Elsen üyesi ve üyesi olmayan, tabii herkes üyesidir, selamlarımızı iletiyoruz. En önde de başkanımıza tabii ki, sevgili Kubilay Başkanımıza, Ayşe Ömer Balkaya bize Elye'den selam ediyor. Recep Sütlüceli Londra'dan bize selam ediyor. Biz de ona, Recep'e de, Sütlüceli'lerin tümüne de
Hayırlı yayınlar, sisli puslu bir havamız var. Ama merak etme kardeşim, çünkü sis olduğunda sıcak olur. Cahit Kayalp kardeş, bunda mısın, onda mısın, neredesin? Sevgili Cahit Kayalp, selamlarımı iletiyorum. Fatma Türk, günaydınlar, hayırlı sabahlar demiş. Aydın Tepe, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Cahit Kayalp dedik, dün Oktay abi bize bir mesaj göndermişti, Oktay Kayalp. O mesaj çok önemliydi çünkü bugün kan bağışı kampanyası var. Hemen hatırlatalım, 22 Nisan saat 10.16. Mausa Tıp Merkezi Hastanesi Bahçesi, Talasemia Hastaları için CTP Mausa İlçesi, Kızılay Derneği ve Talasemia Derneği. Lütfen mümkün olduğunca sosyal mesafeyi, social distance diyor Mausa'da İngiliz olan vatandaşlar, İngilizce'de söyleyelim. Social distance, Urumcası nedir bilmem, yoksa söylerdim. Talasemia hastaları için kan bağışı kampanyası var. Kan ver yaşat, kan bağışı hayat kurtarır. Lütfen bu işe bir bakalım bugün. Hazır Cahit Kayalp'ı selamlamışken. Efendim, Türker Yiğit Can Kumandanım, günaydın, nasılsın, her şey yolundadır inşallah. Selamlarımızı iletiyoruz sana da, sevgilerimizle. Can Tertip, Mustafa Muhaç, tamam tertip, can tertip, asker arkadaş, herkesin böyle olması lazım. Evet, Mustafa Aşman'a selamlarımızı iletmiştik. Mehmet Çakır, günaydın Serhat'ım, iyi yayınlar diyor Mehmet Çakır. Ta bize nereden selam ediyor? Türkiye'den. Mehmet Çakır, sınıf arkadaşım, okul arkadaşım. Aydın Yorgancıoğlu, günaydın. Günaydınlar, unuttuklarım. Hafta sonu diyor Altan Karakuş kardeşim. Güneyde çalışıyor hala. Covid-19 testi yapılacak kendilerine. Çok hayırlısı olsun, kolaylar gelsin. Cahit Kayalp, garantinadayım diyor. Kardeşim selamlar ederim, Allah geçmiş eylesin, inşallah hiçbir şeyin yoktur. Serhat Hocam, günaydın diyor bize DJ Halil Erhan. Girne Galesi işin oldu, size verilecekti. Verildi, kabul etmedim çünkü şey yapmadılar sevgili DJ Halil Erhan kardeşim. Müsaade etmediler, orayı tarla olarak da kullanacaktım. Olmaz dedi eski eserler. Ne yapayım, tek başına çayım orasını olmaz. Çekemem o elektrik yükünü yani. Yoksa ne yapacağım, galenin vardı içeride bir odası. İstemedim. İstemedim. Başkalarına verirler zaten. Arsa verirler, arazi verirler. Ne güzel. Yani benim aslında tepkiydi o. Nacak gazetesi kaç gündür aynı tepkileri yazıyor. Gerçekten okuduğu zaman insanın içi eriyor. Yani... Evet, Allah yatırım yapanların tuttuğunu altın etsin. Ama yatırım yapmak için insanlara bu kadar çok, ne bileyim, kolaylık sağlanması ve bu zor günlerde de böyle kimsesiz kalmamız. Petrolden de bahset Serhat, bize yarayacak mı? Hayır, bize yaramayacak. Fatoş Kerimoğulları diyor. Biz zaten öyle o kadar çok fazla petrol kullanmıyoruz. Bu konuda bilgimiz yoksa, bir konuda bilgimiz yoksa, ne yapacağımızı bilmiyorsak kafadan atarak yapmamalıyız. Ha işte yani Batuhan sanki benim için yazdı bunu. Batuhan Rock Nereli. O konuda başarılı olanları örnek alıp tartışmalıyız. Tayvan 24 milyon nüfusu var. Toplam 425 vaka, 6 ölüm. Üstelik ekonomi durmamış, iş yeri belli kısıtlamalara çalışıyor. Bizim yöneticilerimiz araştırsın, öğrensin, ona göre iş yerleri açılsın. Gerekirse başbakanımız arasın Tayvan Başbakanı Tsai Ing-wen'i, sorsun ona. Ama bakmazsa telefona, KKTC'yi tanımıyor diyor. O zaman tanıtalım hemen. Ya da Kıbrıs'ta bir çözüm yapalım acil olarak. Çok çok teşekkür ediyoruz. Seni Çavuşoğlu hocam, günaydınlar, sevgiler, saygılar. Aydın Tepe, günaydınlar tekrar. Zekiye Paşa, Engin Erma, günaydın Beflemo diyor. Kimse şimdi bana bunun cevabını vermedi. Kurtardık mı? Ankara elini yakamızdan çek gibi konuşan alan, isterim göreyim nereştedir onlar, bilin onları diyor Engin Emre. Anlamadım aslında. İsterim göreyim, Ankara elini yakamızdan çek gibi konuşanları isterim göreyim. Şu anda ne demek isten yani, anlamadım kardeşim, ama neyse, herkese sevgimiz, saygımız sonsuz. Ha yani şu anda
kimsesiz kalmadık, Ankara yanımızdadır anlamına mı geliyor? Biz Türkiye'yi zaten çok seviyoruz, hiçbir sorunumuz yok. Ama eğer yanlış bir şey görürsek siyaseten eleştireceğiz, o ayrı bir mesele. Feyziye, Gürcan, her yeri, herkesi çok seviyoruz. Maalesef çok seviyoruz dedi dün Sağlık Bakanımız. Dili sürçtü çok fazla. Ama arkadaşlar lütfen, ama lütfen bu işi artık vazgeçin. Dalga geçmekten, şakasını yapmaktan bile, bu işin mizahını da yapmaktan vazgeçin. Çünkü şu anda gerçekten, ama gerçekten, yani isteyen istediğini söyleme hakkına sahiptir. Kimseyi durduracak halimiz yok. Ama çok iyi çalıştığından emin olduğum bir Sağlık Bakanımız var. Gerçekten öyle. Bütün ekibiyle her şeye yetişmeye çalışan. Günaydın komutanım diyor Musa Önder. Buralarda durum iyi değil. Bence İngiliz hükümeti koronadan sınıfta kaldı. Önlemler yetersiz. Feyziye Gürcan günaydınlar. Musa Önder tekrardan seni seviyorum canım benim. Günaydın abi, bu durumlar düzeldiğinde acaba 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı devam etsin mi? Bir aydır hiç kötü kaza haberi görmedik. Çok şükür bu açıdan bakmak da güzel. Aslında sevgili Bayram Dağgül, bana verseler ülkenin yönetimini, ki vermezler. Çünkü tescilli deli olarak kabul ederler bizi. Tescilli olduğunda sıkıntı vardır. Olmaz ama öyle bir şey söyleseler gerçekten öyle yaparım, yani bir takım şeyleri yaparım. Efendim, tüm yatırımcılara örnek olması adına bir kez daha size bir şey hatırlatmak istiyorum. Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde verilen mücadeleye 26 bin haneye girecek kadar tuvalet kağıdı ve oksijenli çamaşır suyu ürünleri Hayat Kimya ile birlikte ülkemize bağışladık. Kim bunu yaptı? Şener Trade. Hayat Kimya ile birlikte Familia ve Bingo tuvalet kağıdıyla, özür dilerim, Familia tuvalet kağıdı ve Bingo oksijenli çamaşır suyu. Bravo. Eğer böyle bir şey ki gerçekten yapıldığına benim çok 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 teşekkür ediyoruz onlara. Bu memleketten yaşamını sağlayan tüm yatırımcılara örnek olsun diyor. Biz de örnek veriyoruz. Şener Trade ve Hayat Kimya. Familia tuvalet kağıdı ve Bingo oksijenli çamaşır suyu desteği için, yardımı için Allah onların tuttuğunu altın etsin. Mehmet Ali Çavuşoğlu günaydın. Duygu Özoğurlu Londra'dan bize günaydın diyor. Günaydın Hasan Seviç. Bayram Dağgül günaydın tekrardan. Bu sokağa çıkma yasağı işini konuştuyduk. Esenköy'den Cengiz Bayraktaroğlu günaydın. Efendim Ata abim Ata Tahiroğlu diyor ki Sayın Pilli maalesef bazı yerlere bir gönderme yapmıştır bence. Bazı yerler bunu gaf olarak kabul etmişler ve bu göndermeyi anlamamışlardır. Sayın Pilli'ye karşı bir linç olgusu oluşturmaya kalkmışlardır her zamanki gibi. Pilli elinden geldiği kadar ve imkanlar neticesinde bence Covid-19'a karşı savaşı başarıyla yürütmüş, halkın desteğiyle bunu başarmıştır. Sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz, gizli kahramanlarımız, onlara hepsine teşekkür etmeliyiz. Sayın Pilli'ye haksızlık yapılmaktadır. Konuşması, diksiyonu, insanlar yaptıkları hizmetler ve başarılarıyla anılsınlar, konuşmaları ve diksiyonlarıyla değil. Akçay'ın 50 sene oldu, korkunç bir manzara var. Güzelyurt Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu mandıraları oradan kaldırın artık. Bakacağız ona da. Şimdi zamanı değil. Biraz geçsin görelim. Şimdi hayvan görelim biraz etrafta. Cavit Zabit Ali Balkay. Günaydınlar Ali Balkay. Özcan Yurt. Günaydınlar. Evvel dediğiniz yönetimi bana verseler, keşke verselerdi, inanız ki cezaevine bir el atırdım. İlk işim o olacaktı gerçekten. O kadar çok artık işimize girdik Özcan o mesele. Özcan Görü günaydınlar. Ali Unyayar, Özcan Yurda sevgiler. Eminim artık bir şeyler yapacaklar cezaevi içinde. Sayın Tufan Erhürman dün dedi ki kriz masası şart. Günlerdir bunu söyleyenlerden biriyim, sadece ekonomi için değil. Yani gelecekteki sosyal yaşam için de çok önemli. Çünkü Kıbrıs gazetesi bugün diyor ki psikolojimiz bozuldu. Bunun için de bir şart kriz masası oluşturulması. Sadece işte
bir takım telefon hatlarının olması, bir takım destek hatlarının kurulması yeterli midir? Bence değildir. Ne yapmak lazım? Gerçekten bazı araştırmaların da yapılması lazım. Özellikle çocukların bütün dünyada, özel Avrupa'da bakılıyor çocukların psikolojik durumu ne? İngiltere'de bir araştırma yapmışlar. Her 5 çocuktan biri şu anda sokağa çıkmaya korkuyor. Çünkü çıkarsa bir şey olacağını sanıyor. Evet, bu konuya çok eğilmek lazım. Bu konuda gerçekten bir şeyler yapması lazım hükümetin. Yapıyor mu, yapmıyor mu meselesini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bir kez daha tekrar edeyim sizlere. Ev yapımı, maskeler yayılmayı yavaşlatıyor. Tam önleyemiyor. Onu hiçbir maskenin önleyemediği zaten söyleniyor. Ama ev yapımı maskeleri bizim Kanal T'de gösteriyor nasıl yapılacağını. Lütfen evimizde deneyelim. Evet, yeterli maskemiz gelmiştir, gelmemiştir. Onu tartışmadan bu konuya bakmamız lazım. Afrika gazetesinin manşeti bugün maskeliler dedi. Mutlaka altında bazı mesajlar vardır. Yani Şener abi boş yere bir başlık atmamıştır. Maskeliler. Benim de aklıma dün izledikten sonra sakallılar geldi. Sakallılar, ele Serdar Denktaş'ın maşallah bayağı gür çıktı sakalları. Menteş Kaptan Düzgün kardeşimin çıktı. Salay Şahiner'in çok fazla gördüm. Sayın Kudret Özersay da bir ara sakallanıyordu ama sanırım kesti. Dün zaten Kudret Hoca'nın pek yüzünü göremedik. Maskeliydi. Ama sakallılar da olabilir. Şimdi sakallılar hikayesi özellikle Serdar Bey için, bizim gibi eski sayılan gazeteciler, eski koçlar, eski dostlar. Unutulmuş birer. Ne güzel şarkıdır o da aslında, gerçekten sabah sabah coştum yine dalgalanıyorum ben gibi geldi ama şimdi acaba Serdar Denktaş UBP'ye mi geçiyor? Neden aklıma geldi? Derviş Bey geldi. Derviş Bey sakallı çocuk derdi bir zaman Serdar Denktaş için. Sakallı çocuk. Açalım mı, açmayalım mı? Açılalım. Şaka tabii ki, şaka. Öyle bir şey yok. Ulusal Birlik Partisi'nde başkan adaylarını da şimdi telaş alacak. Çünkü bu Serdar da gelirse kesin başkan adayı olur falan diyecekler. Sakin. Cool. Okay. Kızmayın. Her şeyi üstünüze alırsınız, almayın. Evet, Salih Can Seç Müdürüm. Bizim de çıkacak ama ne zaman diyor sakallar bilmeyik. Evet, çocukken çok önemliydi bu sakal meselesi. Çıksın mı çıkmasın, ben bu sabah tıraş olmadım. Şimdi bazı eski öğretmenler çok kızar. Bir keresinde sakallı geldim. Daha yeni, benim 21-22 yaşlarında çıktı sakalım. Yani ailede herkesin sakalı var, bizim yoktu. Ana sütü, ana tüyü bir iki tane vardı. Çıktı sonra bıraktım böyle hafif böyle buradan. Geldim, babam havaalanına geldi, almadı arabaya beni. Almadı. Şanal'a bir götürdü beni Lefkoşa'ya. Sakallı almaz arabaya babam. O zamanlar öyle adam öyle öğrendi, eskiler öyleydi. Eskiden öyleydi. İngiliz döneminin İngiliz disiplini, öğretmen kolejini okudu adam sakallı. Mümkün değil, beğenmez. Evet, Fırat Golal. Zannederim 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacaklar arkadaşlarına. Zannederim değil, öyle kutlayacaklar Fırat Gulal. 180 kişiye tahliye edildiği söylendi. Fakat Erhan Arıklı'nın da Haberci Gazetesi'ndeki paylaşımında söylediği şey 14-15 kişi tahliye edilmiştir. Kamuoyunun vicdanını rahatlatmak için neden halka yalan yanlış bilgi aktarılmaktadır diyor Esra Şimşek. Yok, yanlış bilgi, yalan bilgi değil, bu da şu açıdandır. Bazı tutuklu şeylere kurdular tutuklu yargılama ama bazıları hala içeride, onu da yapmaları lazım. Yakın Doğu Üniversitesi'nden günaydın diyor bize İsmet Gündüz. Biz de Yakın Doğu Üniversitesi'ne günaydınlarımızı söylüyoruz. İnşallah kapılar yakın bir zamanda açılır. Yakarık mangalı birlikte yaparız diyor Şuflay. Evet Altancığım. Ben yaparım, sen yen, hiç sorun değil. Musa Çil günaydınlar tekrardan günaydınlar. Serkan Kocabaşoğlu, çok merak ettiğim bir soruyu sormak isterim. Parti gözetmeksizin soruyorum.
Neden muhalefette olan partiler açıklama yaparken güzel konuşuyorlar ki? Her şey çok basit gibi anlatılıyor. Olduğum yerden koşup alınlarından öpmek isterim ta ki hükümete gelince işler değişiyor. Bunun sebebi nedir? Evet, bunun sebebi nedir diyor. Hemen Örsancığım, hemen Örsancığım, merak etme. Yani bu önemli bir şey. Bazısına Allah vergisidir. Çok iyi konuşma yeteneği verir. Ama hükümete geldikleri zaman onlar da driyalya meselesi. Yani para yoktur. Bazıları hükümete geldiği zaman konuşma, lütfen sessiz ol, sakin ol diye bütün parti üstüne gider. Mesela yani burada ayıbı yok bunun şu anda. En güzel, yani şimdi onu tutar bunu tutar diyeceksiniz ama yani Erkut Şahali ve Doğuş Derya, yani rakip tanımam abi, mümkün değil. Doğuş Derya, yani zaten Doğuş Derya benim hala Cumhurbaşkanı adayımdır, o ayrı bir şey. Çünkü gerçekten farklıdır, çok doğrudur ve çok dürüsttür ve kadındır. Ve öyle birini Cumhurbaşkanı seçmek bizim için, yani bu kadar sakallı bir ortam içerisinde çok güzel bir şeydir. Benim için tabii ki. Benim tercihim ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Tufan Hoca ayrı bir şey herkesin. Kudret Hoca bence hitap açısından çok iyidir. Tolga Atakan çok iyidir. Tabii bunlar önemli. Söyleyelim, yani söylüyoruz ama aynı şekilde iktidara geldikleri zaman Sayın Doğuş Derya'ya be Doğuş bekle be bir şey söyleme be diye çırpınan bir sürü keklik var. Soyuna ihanet eden keklik anlamında söylemek isterdim. Belki çok siyasi bir yorum olacak çünkü kolonyacıkta sürünelim. Kokusuna bayılıyorum yani. Ayrı limon kolonyası. Limon değil, portakaldır galiba. Yo, limon kolonyası. Limon kolonyası. Hafif ekşimiş limondur gibime geldi ama neyse. Efendim, açalım mı açmayalım mı bu işle yüz yüze olan doktorlar, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı ve tabii ki hükümet bunun kararını verecek. Bu konuda bugün yazı yazdık. Lütfen biraz sonra okuyacağız. Evet, psikolojimiz bozuldu. Özellikle çocuklar konusunda gerçekten bir şeyler yapılması lazım. Yani bir yandan ekonomiyi, bir yandan şunu bunu görüşeceğiz. Ama çok önemli bir şey var. Siyasi karar. Sonay Nur, takvim herkes için aynı olsa zaman herkes için başka türlü ilerler bu günlerde. Güzel bir gün olması dileğiyle diyor Sonay Nur, sağ olsun. Ahmet Kolcu, market tedarikçileri pahalılığı hükümetin bazı mallara %30 ek fon koydu diyor market tedarikçileri. Hükümet açıklamadan giremem abi bu şey. Türkiye'li mahkum yakınları olarak mahkumlarımızın para, ziyaret, kıyafet hiçbir ihtiyacını karşılayamıyoruz. Cezaevindeki mahkum sayısı, hijyen ortamının ne durumda olduğu aşikar. Neden hala Türkiye uyruklu mahkumlar iade edilmiyor? İadelerin söz konusu olması için illaki ölüm haberlerimi almamız gerekiyor diyor bize Bünyamin Aydın. Şimdi kardeşim, sevgili Bünyamin kardeşim, sizden bir ricam var. Örsan Balıkçıoğlu beni silahla vurmadan önce, çünkü hava durumuna gitmem lazım. Ama şöyle bir ricam var sizden. Ya arayın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisini. Arayın AK Parti'yi. Arayın Kolordu Komutanını. Ve deyin ki biz bu konuda yardım ve destek istiyoruz. Yani gayet net ve açık bir şekilde söylüyorum size. Bakın. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, eğer Kolordu Komutanı ve eğer bir isim vereyim, mesela Ömer Çelik, nereden aklıma geldi? Çünkü dün Ömer Çelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız diye bir açıklama yaptı. Bu üç isim, bu üç saygıdeğer makam ve kişi tabii ki telefon açarsa bizimkilere, bizim buradaki muhtarlara, bakanlara özür dilerim. Ve der özür dilerim, gerçekten özür dilerim ha. Muhtar, ağzımdan kaçtım maalesef. Sayın Ali Pilli'ye de sevgilerimle, çok hoştu o. Maalesef dedi bugün kimse dedi, bir şey çıkmadı.
maalesef derken aslında sevinenler var demek ki bizi linç edecekler de olabilir, sürçme de olabilir, her şey olabilir. Ama çok tatlıydın Sayın Bakan, hiç umurumda olmasın, boş ver devam et. Örsancığım geldim, ara bunlar, onlar arasın desin ki, aa bırakın, bıraksanız Türkiye'li mahkum tutuklular, bırakın onlar koysunlar bir otobüse. Sonra Girne Limanı'na özel bir gemi veya uçak, artık o Sayın Türkiye Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin inisiyatifine kalmış bir şey. Ya gemiyle ya uçakla alsınlar, götürsünler orada karantinaya koysunlar 14 gün. Ondan sonra hapse koyacaklarsa hapse koysunlar. Dışarıda bakacak. Ama buraya bir daha girişleri yasak. Sahte belgeyle gelebiliyorlar ama normal kimlikle gelemeyecekler veya şeyle, nüfus cüzdanıyla. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Böyle bir şey yapsınlar. Kravat, kumlak, ceket 10 numara. 5 yıldız bugün. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Demiş Osman Nazlı. Doğuş Derya Cumhurbaşkanlığı için ideal isim. Kesinlikle diyor. Likaşın Medi katılıyor bize. Çok çok teşekkür ederiz. Örsan Balıkçıoğlu sağ ol. Senin mesajı da az kaldı okuyayım. Evet, Fatma Tuğcan, Enver Buda, günaydın kardeş, günaydınlar Hanife Yılmaz. Her sakallı hoca olsaydı papazda da sakal var diyor. Papaz hoca olmaz zaten. Seval Karafistan, o maskelerden ben yaptım. Sağ ol Seval ablacığım, bende de var aynı şekilde. Ama o maskelerden herkes yapsın, İngiliz bilim insanları söylüyor. Ayrıca çok mutlu haberi söylemiştim, tekrar edeyim. Aşı İngilizler Oxford Üniversitesi'nde geliştirdi. Yarın ilk defa insanlarda yanlışlıkla çıktığını diyor. İnanmıyorum Necdet Mavi Gözlü diyor muhtar kelimesinin ağzından. Hayır, ben dalga geçmek için söylemiş olsaydım zaten o kelimem hazırdır. Desteban. Ama muhtar yanlışlıkla çıktı. Zaten muhtar bir kişi olur. 5 tane muhtar olmaz. Aza diyebilirdim. Yanlışlıkla çıktığı konusunda seni temin ederim Necdet Mavi Gözlü, üstüme gelme. Evet. Üstüme gelme. İnanamam falan durumları. Hasan Şenoğlu günaydın. Şimdi hava durumuna gidelim, geri gelelim de devam edeceğiz. Hatırladın bana, çok önemli bir siyasi yorum yapacağım. Çok değerli bir siyasi yorum yapacağım geldikten sonra. Şimdi ding dong desin hava durumuna başlayalım. Örsan çıksın kahvemizi yapsın gelsin. Hadi ding dong. Evet, hava bugün nasıl olacak? Bölgemiz alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Mevsim normallerinin 2 ve 4 derece üzerinde bir sıcaklık var. Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetli esen bir rüzgar. Girne 22 derece santigrat. Çamlıbel 20, Lapta 19, Akdeniz 22, Boğaz 21, Alev Kayası 22, Esentepe 20, Lefke 18, Güzelyurt 23, Lefkoşa 27, Ercan ve Geçitkale 26, Beyarmudu 24, Gazimağusa 22, İskele 23, Yenerenköy 23 derece santigrat. Bugün bir kez daha söyleyelim, hava açık ve az bulutlu, sis var şu anda ve ultraviyole radyasyonu orta. Gerekli tedbirler alınmadan 11-16 saatleri arasında 20 dakikadan fazla güneş altında kalmayınız diyorlar, uyarıyorlar bizleri. Evet, havamızın durumu böyleydi. Devam edelim. Hasan Şanoğlu'na merhaba demiştik. 72 dedik Kıbrıslı Türk ama 82'ymiş, bir mesaj daha aldık. 82 kaybımız var İngiltere'de. Çok önemli bir olay, etnik toplumlar daha çok ölüyor. Bu Amerika'da da böyle, İngiltere'de de, Fransa'da da böyle. Yani Afrika kökenliler, özellikle İngiltere'de Asya kökenliler çok ciddi oranda ölüler Asya kökenli. Şöyle açıklıyor istatistikçiler İngiltere'de. Ülkenin nüfusunun %13'ü etnik kökenli, yani etnik kökeni farklı ama ölenlerin hepsinin toprağı bol olsun, Müslümanların Allah rahmet eylesin, Hristiyanların veya diğer dinlerin toprakları bol olsun, hepsi
nurlar içinde, ışıklar içinde uyusunlar tümüne. Evet, ülkenin nüfusunun %13'ü etnik kökeni farklı. Yani İngiliz, Anglo-Sakson olmayanlar, Skoç olmayanlar, İrlandalı olmayanlar. Ama ölenlerin %17'ye yakını etnik kökenli. Ve işte bunlardan Yasin Sema Kurt kardeşim, günaydın. Ölenlerin arasında Asyalılar birinci sırada, Karabiyan, Karayiplileri, Afrika kökenli ve Karayip kökenliler ikinci sırada. Tabii ki Yahudi ve bizim toplum da oldukça yukarılarda. Enerjiniz süper, çok teşekkür ederim. Kubilay Özkıraç başkanım, günaydın. Yoldaş diyor, neden ise bilmem Kurtuluş Lisesi yılları geldi aklıma. Nerede o eski günler? Enerjik görünün diyor Kubilay Özkıraç, bizim çok değerli bir abimiz, çok güzel bir voleybolcu kardeşimizdi, ağabeyimizdi tabii ki. Kubilay Özkıraç, Göksel abimiz, Kubilay abimiz. Evet. Bak be, topu çıksın dışarı dedi bir gün, bir tokat vurdu bana. Orta ikiydim daha. Orta, belki orta üçünün pasörüydüm, çok kısa boyluydum. Sonra su verdiler bize. Verdiler suyu yukarı doğru, kenara doğru, öne doğru. Hep genişledik, büyüdük. 75 kiloydum, lakabım Şişko'ydu. Şimdi 135 kiloyum. Artık Şişko değemez biri bana, çünkü üzerindeyim. Evet, Vehbi Ali Beyoğlu. Hasan Hüda Ecer hocam, günaydın. Hasan Hüda Ecer hocam da günaydın. Fatma Cin Kılıç. Ben Hasan Hüda Ecer hocamı da hatırlarım. Benden biraz büyük ama tabii ki onunla da karşılıklı basketbol oynadım. O bizi zor hatırlar ama. Çünkü onlar Yıldız Sporcular sınıfındaydı. Lefkoşalar böyle yeni camideydi Hasan hocam. Hasan Hüda Ecer. Ama bir gün şeye bile söyledim. Ben Damdelen Petrol'u bile hatırlarım. Bizim Damdelen abimizi. Onu bile hatırlarım yeni camide. Esin abiler, Salih Stekkalar falan. Biz çok çocuktuk ama oynadık onlara karşı. Kafamıza çok yedik. En çok kafama vuran Vasfi Baybora'ydı. Ve bir de Arkın. Evet. Fatma Cin Kılıç. Hasan Hüda Ecer hocam günaydın. Vehbi Ali Beyoğlu. Pile köyünden yazıyorum diyor. Bugün sağlık çalışanları köyümüze gelip köydeki marketlerde korona testi yapacaklar. İyi, gelsinler, hoş gelsinler. Ama niye Pile'deki marketlerde yapılacak da, atıyorum Serdarlı'daki veya Lefkonuk'taki veya Dikmen'deki veya Gondea Bergama Sinde'deki markette veya başka işte marka veriyor Pile'deki marketlerde. Nereden icap etti diyor Vehbi Ali Beyoğlu. Bilmem abi. Ben hiç karar veremem bu konuda. Günaydın Serhat Bey. Kubilay Özkıraç soruyor. Ne yaptı diyor Kubilay Özkıraç diyor. Selamlar ediyor. Selamlarımız. Eski fotoğraftır o herhalde de onun için. Öyle o zamanki fotoğrafta boyalı diyor. Bıyıkları yok olan eski fotoğraftır. Şimdi ne arar öyle bir şey. Evet. Selamlarımızı ediyoruz Osman Nazlı'ya bir kez daha. Selamlar. Ve geldik çok önemli yoruma. Bu arada ölüm dedik, aklımıza geldi. Aslında programda hiç bahsedemedik ve çok özür diliyorum. Çok üzgünüm bu konuda. Çok da bak, az kalsın bugün bile unutacaktık. Evet. Ayhan Kaymak'ı kaybettik geçen hafta. Ayhan Kaymak. Bu ülkenin çok değerli bir soyadı. Ayhan Kaymak, Faiz Kaymak Bey'in oğlu. Saygıyla anısı önünde eğiliyorum. Ayhan Kaymak'a, biz Faiz Kaymak'a yetişmedik ama Ayhan Kaymak'a yetiştik. Çok güzel, çok tatlı programlar yaptım ben Ayhan Bey'le. Zamanında çok söyleşiler yaptım, çok sohbetlerim oldu. Rahatsız olduğunu da bilirdim ama vefat etmiş. Allah rahmet eylesin Ayhan Kaymak Bey'i. Geçen hafta 16 Nisan'da öldü tabii ki. Bu programda hiç bahsedemedik. Elbette unutmadık ama koronavirüs karışıklığında onu da anamadık. Şimdi anmış olalım. Mehmet Kan günaydın Yeşilırmak'tan. Vay Mehmet'im, vay napan. Evet, Mehtap Yılmaz, Ahmet Tekman günaydınlar. Sağ ol abi. Ve Sertat Serdar. Abi diyor, market alışverişlerinden sonra lütfen maske ve eldivenleri çöp kaplarına koysunlar. Ekmek almak için yürüyerek gideyim dedim. Ortalık maske ve eldiven doluydu. Çok doğru bir yorum, çok doğru bir uyarı Sertat Serdar'dan.
Aa Kaya aşina başkanım Serhat'ım günaydın futbol özledik. Yap bir güzellik başlasın bu ligler diyor. Bugün bu konuda başkanın açıklaması var. Birazdan okuyacağım sanırım. Okurum unutmazsam ya da. Esra Şimşek Türkiye TC mahkumlarını talep etmiş. Erhan Arıklı Haberci gazetesinde meclisteki konuşmasında TC konsolosluğuyla görüşmüş. TC mahkumlarını TC hükümeti talep etmiştir. Fakat bu konuyla ilgilenen KKTC hükümetindeki yetkili kişiler kabul etmemiştir. Mümkün değil abim, öyle bir bronzo geliştirilmiş değil ülkedeki dormacılar tarafından. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinde 1974 hatta 1958'den beri görev alan yetkililerimizin hiçbirinin öyle bir sanayi tipi bronzosu yoktur. Yani Türkiye Cumhuriyeti verin olayın dediğinde bizimkiler tamam abi şeklinde cevap verir. Merak etmeyin o konuda biri size doğruyu. Aziz Kemal kardeşim günaydın. Salih Demirken tekrar günaydın. Ve geldik gelemiyoruz bir türlü. Son 8 dakikamız var araya gitmeden önce bu konuya gelelim. Şimdi bu siyasi konu işte bunu da ilgilendiriyor. Yani mahkumlarımızı istedik de vermediler. Bekledim de gelmedim gibi bir şey olur o. Veremez, öyle bir şey yapamazlar. Öyle bir şey şansları yok. Evet, Kurtu Kubilay abim günaydın tekrardan. Teoman Polili güneşli bir sonbahar havasından Melbourne'dan bize selam etti. Vay Teoman Polili kardeşim. Evet, Polili ama lefkeli Polili. Lefkeli Polililerden. Evet, Teoman kardeşime de selamlar ediyorum. Girne John'umuz da geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Sağ olasın Hırsan'ım. Evet, İngiltere'ye sonunda bazı koruyucu ekipmanlar geldi. Türkiye'den aldılar. Akşam uçak indi İngiltere'ye. Çok mutlu İngilizler. Onu da sizlere anlatalım. Alev Taşoğlu, Pehlivan, günaydın, iyi yayınlar demiş bize. Emin Farisoğlu, Emin bilir onu, aldı mesajı. Evet. Güner abim günaydın, iyi ki varsın diyor. İyi ki siz varsınız, tamamdır. Selamlar ediyoruz ona da. Ve gelelim siyasi yoruma. Şimdi Financial Times gazetesi dünyanın en önemli gazetelerinden biridir. Satış rakamları çok düşmüş olabilir. Oh, sabah sabah. Girne John, çok güzel versan. Financial Times dedi ki bugün sağ ol Fırat Goval, çıkarın bekle de çıkarın tadını. Şimdi Avrupa Birliği solunum cihazı paktı sözleşmesi, anlaşması çok önemli bir paktır. Avrupa Birliği'nin solunum cihazı üretip paylaşımını içeriyor. Ve diyor İngiltere siyasi karar hatası yaptığı için diyor bu sözleşmenin dışında kaldı ve bu yüzden sırf bu yüzden işte yaşamdan çok ölüme yakın olduğum için yani o şarkıdaki gibi Yeni Türkü'nün bu yüzden ölüme daha yakın oldular. Çünkü siyasi karar hatasından dolayı Avrupa Birliği'nin solunum cihazı anlaşmasının veya paktının dışında kaldılar siyasi karardan dolayı. Şimdi why isn't Black Manget losing diye bir anlamsız cümle söyleyebilirim size. Lefkoşa sokaklarından kalma eski bir cümle. Yani hayırca böyle. Neden bize bağlamaya çalışacağım şimdi bunu? Neden geleceğim? Çünkü ne önemi var biliyor musunuz? Evet, anavatan elinden geldiğince bize destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti elinden geldiğince en azından gerçekten sırtımızı kabul etmemiz lazım. Dayayacağımız bir duvarcık var orada. Duvar var. Ama yine de biz aslında kimsesiz, parasız, kredisiz,
tabiri caizse dilbandi gibi kaldık. Gibi kalmadık, öyle kaldık. Bunun sebebi de tıpkı bu Financial Times'da siyasi öngörüsüzlüktür. Yani evet, Kıbrıs sorunu çözülmeliydi. Mesele Türkiye ise Kıbrıs sorunu çözülmesi Türkiye'nin de işine gelirdi. Yorum yapmak gerekirse. Ama biz siyasi tercihimizi, kimse başkalarını suçlamasın, hele hele Rum tarafını suçlamasın. Dün yine mecliste Sayın Hasan Taçoy dedi ki, bize buğday gelmesini dahi Rum tarafı engelliyor. Neden? İşte gemi gelmesine engel koyuyor. Önce bir Limassol'a uğrayıp bize uğrayamıyor mesela gibi. Ve Sayın Menteş Gündüz sakallı Menteş, arkadaşımız, kardeşimiz, canım, ciğerim benim. O da dedi, ya böyle zamanda bile böyle bir şeyler dedi, tepki gösterdi. Oysa sevgili Menteş Gündüz, bu koronalı günlerde asıl düşünmemiz gereken şudur. Acaba biz mi hata yaptık? Yani yumurta mı tavuktan, yoksa tavuk mu yumurtadan tartışması da olabilir ama... Yoksa gerçekten Rum-Yunan ikilisinin bir hatası mıydı bu? Yani çaldık arazilerini, arsalarını, tarlalarını. Mazeret olabilir ama toprak bizde. Haliyle keşke anlaşaydık da böyle bir zamanda, bu kadar zor durumda kalmasa mıydık acaba? Çünkü yarın Ramazan. Nerede bizim din kardeşlerimiz mesela? Nerede Brunei? Yazdı, mektup yazıldı. Sayın Kudret Özersay Dışişleri Bakanımız da yazdı. Sayın Akıncı da yazdı. Çünkü önümüzdeki günlerde çok daha kötü günler görebiliriz. Aradan sonra yorumu okuyacağız. Sonra gazetelere geçeceğiz. Önce yorumu okuyacağız. Çünkü açılmayla alakalı, yani dükkanların yavaş yavaş açılmasıyla alakalı bir görüş belirtmeye çalıştık. Drialyayla da, yani parayla da alakalı şeyler var. Ama biz şu anda siyasi kararlar ve tercihler nedeniyle bütün dünyadan kopuk, Dünya Sağlık Örgütü'nün bile istatistiklerinin dışında kaldık. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Allah'a şükür, inşallah da yalvarıyoruz Allah'a da. İşimiz Allah'a kalmış durumda çünkü. Olmaz bundan sonra da inşallah. Ama ya olsaydı? Ya olsaydı? Dolayısıyla sevgili Hasan Taçoy Bakanım, sevgili Menteş Gündüz kardeşim, her ikiniz için de dostluğum, arkadaşlığım canımı feda edebilecek noktadadır. Ama burada lütfen demeyin ki işte Rum böyle bir zamanda da mı bunu yapar? Keşke biz zamanında buna fırsat vermeseydik. Keşke siyasi tercihimiz solution'dan yana olsaydı. Efendim işte biz anlam planında evet dediydik ama şartlar uygun değildi. Anlaşmak zorundaydık. Ha, bundan sonra başımızın çaresine bakmak zorundayız. İster anlaşırız, ister anlaşmayız ama bir daha başımıza aynı belalar gelirse, bir daha yapayalnız, kimsesiz, öksüz, dilbandi kalmamak için tıpkı İngilizler gibi. İngilizler çok büyük bir siyasi hata yaptı diyor. Financial Times diyor bunu. Ben demiyorum. Ve diyor bunun için şu anda dışarıda kaldılar. Solunum cihazı sözleşmesinin dışında kaldılar. Dedik. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra Serhat İncirli'nin köşe yazısıyla başlayacağız. Sonra gazetelerin ön sayfalarına bakacağız. Sayın Aker, can can. Ne sakin bir adam ya. Harika vallahi demiş. Ben mi? Allah razı olsun abi. Senin paylaşımdaki fotoğraflar çok güzel. İkisi de.
Çok güzel, bayıldım Can, sağ ol. Mustafa Ertürk, hoşuma gitti diyor. Sabahattin Rahimoğlu, arkadaşlar farkında mısınız? Face'in sayfalarında toplu göçmen kuş ölümleri yayınlıyorlar. Allah Allah. Otoparkın karşısında yaşıyorum Kaymaklı'da. Bizim burası kırlangıç kuşları gaynıyordu. Mart ayının 22'sinde gelirdiler. Bu yıl Nisan 22 hiçbir kuş görünmüyor. Sabahattin Rahimoğlu çok geldi. Geldiler. Siz görmediniz herhalde. Ama biz gördük. Var bir miktar. Ama göçmen kuşlar koronayla mı alakası yok diye düşünüyorum ama inşallah yoktur öyle bir şey. Madem yüzme bilmezdik neden ağaca çıktık diyor Hasan Aysal. Sevgilerimizi, saygılarımızı ona da iletiyoruz. Şimdi araya girdik, aradan sonra Serhat İncirli'nin yorumunu okuyacağız. Lemam Canlıbel, günaydınlar. Kafamız karışıyor. Neden pozitif çıktı deniyor, daha sonra negatif deniyor. Tam emin olmadan açıklama yapılmasın diyor Leman Canlıbel. Evet, kafamızı karıştırmasınlar. Çok kafa karışıklığı var. Mümkün olduğunca dün... Ben de bazı şeyle programlar izlerken gördüm, bir İngiltere'de kendini böyle doğaya atmış bir adam. Diyor ki haberleri hiç izlemem ki diyor, moralim bozulmasın. Tavsiye ederim. Facebook'a hiç girmeyin ki moraliniz bozulmasın. Hiç girmeyin onlara. Hiç girmeyin. Artı yine geçiyoruz. İngiltere'den bir tartışma size söyleyeyim. Bütün dünya özellikle şunu tartışıyor. Dün Gulf Times yani Körfez Arapların gazetesi, Gulf Times yazdı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan gazeteler dava açıp para alsın dedi. Dava açıp para alsın. Ben düşünüyorum. Açacağım Facebook'a dava ama ne zaman bilmem, maaşımı almak için. Evet. Soner Yolaç kardeşime, Lefke'ye çok eski Garada güneşli bir günde günaydınlar Eski Karadağ'dan diyor. Biz de Eski Karadağ'a selamlarımızı iletiyoruz Lefke'ye, sevgili Soner kardeşime. Ve şimdi araya girdik, aradan sonra buradayız.